Evin çok güzel. Ünlü biri olmak nasıl bir şey? İyi bir şey. Ama gerçek dostları seçmek zor oluyor. Ünlü olup olmama meselesi değil bu. Gerçek dost, iyi bir gözlem ve içten davranışla anlaşılır. Ne istediğini bilmeye ve karşısındaki insanın dürüstlüğüne bağlı bu. Böyle kişiler var mı bilmiyorum. Klasik bir soru o zaman. Mutlu musun? Mutluluğun ne olduğunu bilsem hemen cevap verirdim. Ama bilmiyorum. Bazen birisini sevmek bile mutluluk olmuyor. Demek mutlu değilsin. Bilmem. Gayelerim var. Onlara eriştiğimde olumlu cevap verebilirim belki. Gayelerine eriştiğinde mutlu olacağına emin misin? Belki. Türkücülüğün bittiğinde, bunu sorduğum için affet. Türkü söylemeyi bıraktığında ne yapacaksın? İnsan hep yaşlanıyor da. Türkücülüğün bittiğinde gayelerime erişmiş olacağım. Gayeme eriştiğimde de türkücülük bitsin. Önemli değil. Yani yaşlanmaya hazırsın. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ben mi karşı çıkacağım? Hem yaşlanmayı hatırlatmak da ne oluyor? Ünlülerin akıllarına getirmek istemedikleri şeydir de onda. Benim duymak istediğim başka bir şey var. Ne duymak istiyorsun? Günaydın. Günaydın. Kahvaltılık aldım. Yumurtan nasıl oldu? Galiba sen beni yanlış anladın. Kahvaltı etmez misin? Hayır, beni yanlış anlama diyorum. Benimle bu tür ilişkiye girmeni istemiyorum. Anlıyorum. Bu sabah onun için gittim. Dayanamayıp döndüm. Bu kahvaltı esprisi de dönme bahane. Giderken benimle konuşmalıydın. Hayır, yok olmalıydım. Ben kimim ki? O kadar da değil. Kimsenin gururuyla oynamadım şimdiye kadar. Teşekkür ederim.